Videoma başlamadan önce hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ve de hepimizin cuması mübarek olsun diyorum arkadaşlar. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah diyerek videoma başlamak istiyorum. Bugünkü videomuzun içeriği şu arkadaşlar. Genelde şu an en çok özellikle de yaz dönemlerinde sıkça rastladığımız çiçeklerde olan hastalıklarla alakalı. Bunları nasıl yok edebiliriz? Hepsini ayrı ayrı formül değil de mesela bir mite hastalığına ayrı formül, mantara ayrı formül, siyah ve kara sineklere ayrı formül değil. Bunların hepsini birden yok edebilecek bir formülle karşınızdayım arkadaşlar. Bunlar beyaz sinekler, mantar biti, toprak mantarı, bitki mantarları, aklınıza gelebilecek her türlü zararlı canlıların çiçeklerimizden yok etmek için size bir formül vereceğim arkadaşlar. Elimizde bulunan malzemeler tamamıyla doğal, evimizin içinde olan malzemeler, dışarıdan farklı bir malzemeye ihtiyacımız yok. Bunu uygulayacağız arkadaşlar ve sorunlarımızdan kurtulacağız. Hemen malzemelerimize geçelim. Öncelikle ölçü olarak verdiğim için bunu artırabilirsiniz ve azaltabilirsiniz de arkadaşlar. 1 litre suyumuz var arkadaşlar. Bunları ben açıklamalar kısmına zaten malzemeleri tekrar yazacağım. 1 litre suyumuzu şöyle kabımızın içerisine bir alalım. Arkadaşlar şöyle alıyorum. Daha sonra hepimizin evinde olan baking soda diyoruz. Bu Amerika'da satılan karbonat arkadaşlar. Bu bildiğimiz karbonat. Bundan 2 tatlı kaşığı karıştıracağız. Hepimizin evinde muhakkak vardır. Çiçeklere bu kullanacağımız malzemelerin hiçbirinin bir yan etkisi yok. Toprağında oluşan zararlı bakteriler, solucanlar, tırtıllar, aynı zamanda bu formülümüz bahçe çiçeklerimiz, bahçe bitkilerimiz, saksıda yetiştirdiğimiz sebzelerimiz içinde kullanabiliyoruz. Yani bütün bitkilerde kullanabiliriz. Özellikle bahçe bitkilerindeki yapraklarına tırtıllar böyle genelde yazın, benim bahçemde çok oluyor böyle tırtıllar üşüştüğü zaman bu formülü deniyorum. Geçen sene çok faydasını gördüm. Hazır ilaçlar, kimyasal ilaçları kullanmıyoruz. Evet, 1 litre suyumuzu koyduk. Hemen 2 tatlı kaşığı karbonatımızı içerisine ekliyoruz. Şöyle dolu 2 tatlı kaşığı arkadaşlar. Karbonatımızı 2 tatlı kaşığı koyduk. Kurumaması için hemen kapatıyoruz. Evet, karbonatımızı kenara alalım. Şimdi ne koyacağız biliyor musunuz arkadaşlar? 2 tatlı kaşığı da bu hakiki zeytinyağı, sebze yağı veya zeytinyağının bir karışımı, çok doğal bir yağ. Sizin evinizde olan hakiki zeytinyağını kullanmamız gerekiyor. Yani bir ayçiçek yağı ya da bir bitki şeysi değil. Yağ değil. Hakiki zeytinyağı muhakkak evlerimizde var. Ondan da 2 tatlı kaşığı koyacağız. Bu aynı zamanda toprağınızı besinleştirecek. Yani bunun bir yan etkisi yok. 2 tatlı kaşığı kadar ölçü olarak vereyim. Alta malzemeleri yazacağım zaten. Unutanlar oraya da bakabilirler. 2 tatlı kaşığı sıvı yağımızı da içerisine aldık. Yağımızı da kenara alıyoruz. Ve sıra geldi acı biberimize. Özellikle bu bitkiler için yapacağımız ilaçlarda muhakkak acı pul biberi muhakkak ilave edelim arkadaşlar. Bu acı biberden karıncalar olsun, her türlü bitler olsun, sinekler olsun, son verdiğim tarifimde de vardır biliyorsunuz. Sinekler için yaptığımız tarifimizden de arkadaşlarımız çok memnun kalmışlar. Sineklerden tamamıyla kurtulduk dedi arkadaşlarımız. Çok mutlu oldum. Önemli olan zaten yaptığımız işlerden sonuç almamız. Denemeden, sonuç almadan hiçbir şekilde size herhangi bir şey çok affedersiniz anlatmıyorum arkadaşlar. Evet. Tatlı kaşığımızı hemen alıyoruz. Tabii bundan yağ koymuştuk arkadaşlar. Müsaadenizle temiz bir kaşık almak istiyorum. Evet, hemen geldim arkadaşlar. Sizi bekletmedim. Evet, acı biberimizden 2 ölçü koymayacağız arkadaşlar. Bundan 1 ölçü koymamız yeterli. 1 tatlı kaşığı acı pul biberimizi koyuyoruz. Son yaptığım sinek için yaptığım tarifte bazı arkadaşlarımız pul biber koymasak acı toz biber olur mu dedi. Kesinlikle olur. Biz bunu zaten süzeceğiz. Benim elimde acı toz biber yok. Ondan da oluyor ama acı pul biber koyuyorum ben. Şu an elimde olan bu arkadaşlar. Evet, bunu da kenara aldık. Sıra neye geldi biliyor musunuz arkadaşlar?
Evimizdeki bir sıvı deterjan. Ben genelde antibakteriyel olanını kullanıyorum. Yani tamamıyla mikropları kırıyor. Siz de evinizde kullanacağınız deterjanlarınızı alırken üzerinde antibakteriyel yazanı almanızı tavsiye ederim. Çok çok daha sağlıklı. Hemen bir tatlı kaşığı koyacağız arkadaşlar. Bundan bir tatlı kaşığı deterjanımızdan şöyle bir tatlı kaşığımızı dolduruyoruz. Bu 1 litre su için hazırlıyoruz bunu. Çiçeklerimiz çok fazlaysa bunu artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. O tamamıyla size kalmış arkadaşlar, miktarını ayarlamak. Evet, deterjanımızı da koyduk arkadaşlar. Ve son olarak ne katacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Sizde de olmayabilir. Genelde Amerika'da biz restoranlarda çok kullanıyoruz. Sarımsak tozu. Yani kurutulmuş bir sarımsak tozu bu. Siz evinizde bu olmayabilir. Genelde Türkiye'de bu genelde kullanılmaz. Burada restoranlarda kullanılıyor. Ben evde de kullanıyorum. Siz bunun yerine bir diş sarımsağı, bir diş rendeleyeceksiniz ve içerisine karıştıracaksınız. Ben bir çay kaşığı, ben toz olduğu için ben bundan kullanacağım şu anda. Hani olanlar bunu da kullanabilir, o açıdan söylüyorum. Her yerde de satılıyor. Bir tatlı kaşığı da bir sarımsak tozunu içerisine kattık. Evet arkadaşlar, şimdi malzemelerimizi bir tekrarlayalım. Arkadaşlar, şöyle sırayla gidelim. Deterjanımızdan başlayalım. Bir tatlı kaşığı deterjanımızı koyduk. Bir tatlı kaşığı acı pul biberimizi veya toz biber koyuyoruz. 2 tatlı kaşığı sıvı yağ koyuyoruz ama bu sıvı yağımız zeytinyağı olsa çok çok daha iyi olur. Hem toprağımızda bir besleyici bir vitamin oluşturur arkadaşlar. Yağımızdan 2 tatlı kaşığı ve karbonatımızdan 2 tatlı kaşığı kullanıyoruz. Bütün malzemelerimiz bunlar arkadaşlar ve son olarak da bir diş sarımsak ezilmiş veya rendelenmiş içerisine karıştırıyoruz veya bir çay kaşığı sarımsak tozu. Hepsini kullandık arkadaşlar. Bütün malzemelerimiz burada. Hepsinden malzemelerimi size saydım. İyice karıştırıyoruz. Böyle iyice karıştırıyoruz. Bunu hemen kullanmayacağız arkadaşlar. Bir günde bekletmeyeceğiz. 2 saat bekletmemiz yeterli. 2 saat beklettikten sonra 2-2,5 saat zamanınız varsa 3 saat bile bekletebilirsiniz. Yapın. İşlerinizi yapın o arada ve süzeceğiz. 2 saat sonra süzüp şöyle sprey şişelerimizin içerisine dolduracağız. Sprey şişeniz büyükse, yani büyüklüğüne göre biz 1 litrelik hazırladık. Hazırlıyoruz, sprey şişemize koyuyoruz ve toprağına içinde zararlı mantar varsa, tırtıl varsa, bahçe bitkilerimiz için de geçerli. Siyah sinek, beyaz sinek, aklınıza gelebilecek olan mantarlar, bitler, bunların hepsine birebir arkadaşlar. Sıkıyoruz toprağına, bir gün bekliyoruz. İkinci gün bunu tekrarlıyoruz arkadaşlar. Zaten yok olduğunu göreceksiniz. İlk sıktığınızda bile zaten bayağı bir azalmaları göreceksiniz. Tekrar ikinci kullanımımızda hepsi zaten kaybolacaktır arkadaşlar. Ama bunu, bu ilaçlarımızı yapıyoruz. Bu formülleri uygularken bile muhakkak çiçeklerinizin aşırı sulamayın. O canlıların yaşayabileceği bir ortam hazırlamayalım arkadaşlar. Biz çiçeklerimizi çok sulu, ıslak, çıvık çıvık bırakırsak biz yok ederiz, tekrar oluşur. Neden? Havalar çok sıcak. Havada yaşayan arkadaşlar, sinekler olsun, böcekler olsun, canlılar. Bunlar kendilerine yaşayacağı bir yaşam alanı arayacaklar ve yine gelip çiçeklerinizi bulacaktır. Onun için arkadaşlar bunu uyguladıktan sonra sulamaya çok dikkat edelim. Toprakları kuruysa sulayalım. Eğer üzerinde çok fazla su döktüyseniz ve o suyu üzerinde ne yapabilirim, sinekler gelecek diye düşünüyorsunuz veya tekrar aynı şekilde olabilir diye düşünüyorsanız hemen bir kuru toprak alın. Eğer fazla yanlışlıkla kaçıracağınız bir sulama, hemen üzerine kuru toprağı örtün, o ıslaklığı kapatın. Altı zaten ıslak arkadaşlar. Bugünkü videomuzun içeriği buydu arkadaşlar. Bu konuyla alakalı sorularınızı ve görüşlerinizi bekliyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hepinizin tekrar cuması mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.